Çok değerli halkımız, koronavirüs salgını bütün hızıyla devam ediyor, yayılıyor ve etkilerini de derinleştiriyor. Büyük zararlar veriyor, bütün dünyada hasta sayısı artıyor, hayatını kaybedenler çoğalıyor. Türkiye'de de ilk resmi vaka ilanından bu yana 20 günden fazla zaman geçti ve bu süre içinde hükümetin neler yaptığı gözler önünde. Biz bunlarla ilgili görüşlerimizi paylaştık. Öncelikle hükümetin bugüne kadar neler yaptığını, neleri yanlış yaptığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu konudaki değerlendirmelerimizi sizlere aktarmak istiyoruz. Hükümet ilk başta bu meseleyi çok fazla ciddiye alır görünmedi. Hazırlıklı olduğunu söylememizi mümkün kılacak herhangi bir işaret ortaya koymadı. Bu meseleyi günlük yönetmeye çalıştı. Tehlikenin büyüklüğünün gereklerine uygun tedbirleri almadı ya da bir kısmını çok geç aldı. Dolayısıyla salgın hızla yayıldı ve bugün Türkiye dünyada salgının en sert yükseldiği, en sert yayıldığı ülkelerden biri haline geldi. Peki neden böyle? Öncelikle hükümetin bir stratejisi olduğunu, sağlık alanında bir stratejisi olduğunu söylememiz mümkün değil. Ya da hangi stratejiyi benimsediğini gösterecek verilerden yoksun olduğumuzu söyleyebiliriz. Hükümet yalpalıyor, hükümet biraz şaşkın durumda. Vaka açıklamaktan öte çok fazla bir şey yaptığını söyleyemeyiz. Sağlığı korumak, halk sağlığını korumak için. Ama başka şeyler yapmaya devam etti. Bu salgını bir fırsata dönüştürmeye çalıştı. Fırsatçılık yaptı açıkçası. Özellikle ilk paket açıklandığında fırsatçılığın ne anlama geldiğini orada açıkça gördük. Hükümet halkın sağlığını koruyacak, halkın güvenceli bir şekilde evde kalmasını sağlayacak, karantinayı güvenceli şartlarda sağlayacak tedbirleri almadı. Tam tersine sermayeye kaynak ve değer aktarma anlamına gelen çeşitli öneriler de kamuoyunun önüne çıktı ve bunları meclise getirdi, kanunlaştırdı. Burada da açıkçası kamu kaynaklarının hangi amaçlarla kullanıldığını, hangi zihniyetle yönetildiğini bir kez daha görmüş olduk. Oysa burada yapılması gereken öncelikle toplum sağlığını korumak, kaynakları buraya seferber etmek ve eğer insanların gerçekten evde kalması gerekiyor idiyse bunu en baştan ilan etmek ki gerekiyordu, en baştan duyurmak ve evde güvenceli kalmayı sağlayacak kaynakları seferber etmekti. Hükümet bunları yapmadığı gibi aynı zamanda başka yanlışlar da yaptı. Mesela süreci şeffaf yönetmedi. Toplumun katılımını sağlayacak kanalları işletmedi. Tam tersine tekçi, merkeziyetçi bir anlayışla bu süreci karartmalarla yürüttü. Yani şeffaflıktan yoksun ve katılımcılığı hiçbir şekilde içermeyen bir yönetim anlayışı benimsedi. Oysa bu gibi durumlarda salgınla bu kadar büyük tehditlerle mücadele etmenin en önemli yolu topluma güven vermektir. Topluma güven verebilmek için de ön şart şeffaflık ve samimiyettir. İnsanlar eğer kamu otoritesinin söylediklerine inanmıyorlarsa, eğer samimiyetine güvenmiyorlarsa, tedbirlere de riayet etme konusunda yeterince kararlı davranmayabilirler ya da tedbirleri yerine getirmede tereddütler ortaya çıkabilir. O nedenle en baştan itibaren şeffaf ve katılımcı bir kriz yönetiminin çok önemli olduğunu söyledik. Şimdi hükümetin yaptıkları bundan ibaret değil. Kamu kaynaklarını evet toplum sağlığı ve güvenceli geçim alanlarına seferber etmesi gerekirken başka projelere, harcamalara devam etti. Özellikle Kanal İstanbul gibi dipsiz kuyu olarak bildiğimiz projeyi hayata geçirmeye kalktı ve ilk ihaleyi de yapacağını duyurdu. Bütün bunlar büyük bir sorumsuzluk örneğidir. Bütün bunlar aslında toplum sağlığını önemsememenin göstergeleridir. Daha da ötesi burada toplumu kendi kaderine terk etmek, sermayeyi
daha fazla palazlandırmak gibi bir anlayış söz konusudur. Peki bizler ne yaptık bu süre içinde? HDP olarak bizler ilk günden hemen bir merkezi kriz koordinasyonu oluşturduk. Burada çeşitli birimlerden arkadaşlarımız görev aldı ve bu koordinasyon merkezine bağlı olarak çeşitli komisyonlar oluşturduk. Bu komisyonlar ekonomiden sosyal politikalara, mültecilerden sağlığa kadar pek çok alanda her gün çalışmalar yaptılar. Bu çalışmaları rapor haline getirdik ve raporları kamuoyuyla paylaştık. Ancak medya kanallarının iktidarın tekelinde olmasının yarattığı büyük bir handikap var. Sesimizi geniş kitlelere ulaştırmakta zorluk çektik. Yine de çeşitli kanallarla, çeşitli yollarla kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdürdük. Evet, bugün geldiğimiz noktada artık evde kalma çağrılarının çok daha ciddi bir etkisi, çok daha ciddi bir anlamı olduğunu biliyoruz. Bölgede özellikle Kürt illerinde sokağa çıkma konusunda bu çağrıların yeterince karşılık görmediğini biliyoruz. Bu durumun sorumluluğunu bölgede yaşayan insanlara yıkmak en hafif deyimiyle insafsızlık, vicdansızlık olur. Bunun çeşitli nedenleri var. Bölgede sokağa çıkma çağrılarına yeterince riayet edilmemesi son birkaç güne kadar. Yeterince riayet edilmemesinin temelinde iktidara duyulan güvensizlik var. İktidarın bu konularda yaptıklarının daha önceki yaptıklarından farklı olmadığı yönündeki köklü inanç burada da karşımıza çıkıyor. İnsanlar iktidarın çağrılarının ve iktidarın çabalarının kendilerini korumaya yönelik olduğuna inanmadılar. Bunun yanında bir de tabii ana dilinde bilgilenme hakkının kullanılmamasının, kullandırılmamasının yarattığı çok ciddi sıkıntılar var. İnsanlara kendi ana dilleriyle durumu anlattığınızda bunu çok daha rahat anlayabilirler. Çok daha iyi bir ruh haliyle bu söylenenleri hayata geçirebilirler. Oysa iktidar bu konuda bütün kanalları tıkayan bir politika izliyor. Hatta biliyorsunuz yerel yönetimlerimize de el koyuyor ve bu süreçte de kayyum politikasını, irade gaspı uygulamasını sürdürdü. 8 belediyemize kayyum atandı. Batman Belediye'miz bunlardan biriydi. Batman'a atanan kayyumun ilk yaptığı işlerden biri belediyenin web sayfasındaki Kürtçe bölümünü kapatmak oldu. Sonradan işte güya sitenin tamirata alındığı, bakıma alındığı gibi bir açıklama yapıldı ama biz biliyoruz ki anlayış aynı anlayıştır. Burada Kürtçeyi, ana dilini yasaklayan, inkar eden tutum aynı şekilde yansımasını bulmuştur. Dediğim gibi insanların ana dilinde bilgilenme hakkı en çok bu gibi durumlarda yakıcı hale geliyor. Elbette ana dilini kullanma, her alanda kullanma, ana dilini öğrenme ve eğitimini görme. Eğitimde de bu dili kullanma hakkı çok çok önemlidir. Bu konuda bir tereddüdümüz yok. Sürekli de bu konu bunun önemini anlatıyoruz. Fakat iş bu gibi büyük felaketlere geldiğinde, özellikle sağlık ve hayat hakkı meselelerini ilgilendiren böyle büyük felaketler söz konusu olduğunda ana dilinin ne kadar önemli olduğunu bizzat hayatın içinden bir kez daha gördük. O nedenle bizler Kürtçe kampanyalar başlattık. Halkımızın sağlığını korumak için bu yönde çalışmalar yaptık. Sadece Kürtçe değil, bölgede konuşulan diğer dillerde de çağrılar yaptık. Süryanice, Arapça, Ermenice gibi dillerde de halkımızı bilgilendirmeye ve tedbir almaya çağırdık. Bu süre içinde bu çağrı, hükümetin çağrılarına yeterince kulak asmayan insanlarımızın kendilerine ana dillerinde ve samimiyetle hitap edildiğinde nasıl karşılık verdiklerini de memnuniyetle gözledik. Evet, insanlarımız şimdi çok daha büyük çoğunlukla bu çağrılara uyuyorlar.
esas hedefin ve esas meselenin toplum sağlığını korumak olduğunu ısrarla vurguluyoruz. Elbette şu soru sürekli karşımıza çıkıyor. İnsanlara evde kalın çağrısı yapıyorsunuz da, peki evde kalamayanların durumu ne olacak? Mesela her gün çalışmak zorunda olanlar ne yapacaklar? Ya da evde kalanların yeteri geliri yoksa nasıl geçimlerini sağlayacaklar? Sağlıklarını ve beslenmelerini nasıl temin edecekler? Nasıl koruyacaklar? Nasıl temin edecekler? Bu sorular çok haklı sorulardır. Elbette burada asıl sorumluluk hükümete düşüyor. Çünkü kamu kaynaklarını, toplumun kaynaklarını hükümet yönetiyor. Çünkü kamu erki, kamu yetkileri hükümetin elindedir. Çünkü burada kullanılan, hükümetin kullandığı kaynaklar ve bütçe bütün toplumun malıdır. Bütün toplumun, bütün toplumdan elde edilmiş gelirlerin toplamıdır. O nedenle topluma harcanması elbette zorunludur, elbette gereklidir. Zaten anayasada da sosyal devlet ilkesi yer alıyor. Her ne kadar bu ilke çoktan unutulmuş gibi görünse de biz yeniden bunun gereklerinin yerine getirilmesini hatırlatmaya devam ediyoruz. Fakat hükümet kendi sorumluluğunu yerine getirmiyor diye bizim kendi sağlığımızı, toplumumuzun sağlığını koruyacak tedbirlerden vazgeçmemizi gerektirmez. Daha doğrusu hükümet sorumluluklarını yerine getirmediği için bizim tedbirlerimizden vazgeçmemiz, tedbirlerimizi almayı savsaklamamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz elimizden gelen bütün çalışmaları yürütmeliyiz. Elbette ücretli izin gibi bir talebi bizim şimdi hayata geçirecek imkanlarımız yok. Bunu ancak merkezi yönetim sağlayabilir. Elbette bu konuda meclisin yapması gerekenler var. Onları da biraz sonra sizlerle paylaşacağım. Yine de evde kalma imkanı olan insanlarımıza buradan tekrar seslenmek istiyorum. Bütün il ve ilçelerde, örgütlü bulunduğumuz bütün merkezlerde dayanışma ağları kurmak için ilk baştan beri, bu krizin başından beri çalışmalar yürütüyoruz. Ve pek çok yerde bu ağları da oluşturduk. Dolayısıyla evde kalan insanlarımızın beslenme ihtiyaçlarını, gıda ihtiyaçlarını ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden gelen çabaları gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Sadece ilçe yönetimimizdeki görevli arkadaşlara ulaşmak bu konuda yeterlidir. Desteklerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için bunu yapmak yeterlidir. Fakat sadece bizim çalışmalarımızın da burada yeterli olmayacağının farkındayız. O nedenle dayanışma ağlarının bütün ülkeyi saracak şekilde genişletilmesi gerekiyor. İlk günden beri dayanışmanın burada toplum sağlığını ve insanlığımızı kurtaracak en önemli şey olduğunu anlatmaya çalışıyoruz, sürekli vurguluyoruz. Yine bu vurguyu yapalım, yine bu çağrıyı tekrarlayalım. Her yerde dayanışma ağları kurulsun ve herkes kendi bulunduğu çevrede, mahallede, semtte, ilçede, köyde bu dayanışma ağlarının işlemesi için elinden gelen katkıyı yapsın. Burada tabii ki dayanışma ağları oluştururken ve bu çalışmaları yürütürken kamu sağlığına, halk sağlığına, toplum sağlığına dikkat etmeye devam edeceğiz. Tedbirleri almaya devam edeceğiz. Bütün bu zor şartlara rağmen dayanışmayı sürdürmek mümkündür, gereklidir. Sadece mümkün olmakla kalmaz, aynı zamanda gereklidir. Çünkü bizi hayatta tutacak olan, bizim bu büyük krizle baş etmemizi sağlayacak olan en temel şey dayanışmadır. Biz HDP olarak bu konuda yapılacak her türlü çalışmaya katkı sunmaya hazır olduğumuzu baştan beri söylüyoruz. Bunu bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Şimdi eğer toplumun bu tür bir kriz karşısında savunulması isteniyorsa, amaç buysa, gerçekten yapılması gerekenler de çok karmaşık değildir. Her şeyden önce güveni tesis etmek lazım. Güveni tesis etmek için şeffaflık lazım. Şeffaflığın yanında katılımcılık lazım. Katılımcılıktan kastımız da sağlık alanında ve diğer pek çok alanda çalışan meslek örgütleri başta olmak üzere çeşitli kuruluşların kriz yönetimine
dahil edilmesidir. Evet, hükümet bunları yapmadı bugüne kadar, yapmıyor. Mesela Türk Tabipleri Birliği gibi son derece deneyimli, birikimli bir kuruluşu kriz yönetimine dahil etmedi. Oysa biliyoruz ki bu tür krizler ancak yerelden başlayarak yönetilebilir ve bu tür felaketlerle yerelden başlayarak baş edilebilir. Bu nedenle yerelle ilişkisi en güçlü olan, en yaygın olan kuruluşları kriz yönetimine dahil etmek lazımdı. Ki Türk Tabipleri Birliği sahayı bilen, sahadan beslenen bir örgüt olarak bu işlevi en iyi şekilde yerine getirebilecek kuruluştur. Aynı şekilde Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası da bu işlevi görebilir. Bunun dışında elbette diğer büyük meslek kuruluşları ve sendikalar da bu konuda çalışmaları destekleyebilir ya da çalışmaları büyük bir güçle ilerletebilirler. Fakat hükümet her alanda olduğu gibi bu alanda da tekçi ve merkezi bir anlayışla, merkeziyetçi bir anlayışla hareket ediyor, yereli yok sayıyor, tam tersine yereldeki imkanları da ortadan kaldırıyor. Mesela belediyelerin bu konuda yapabilecekleri çalışmaları ve katkıları engellemenin yollarını arıyor. Bütün bu politikalar sadece yanlış olmakla kalmıyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor. Dolayısıyla bu anlayış ve bu anlayışa dayanan politikalar topluma karşı suç niteliğini taşıyor. Biz şimdi bütün mesele yetkiyi ve girişim alanını hükümete bırakmaya da zaten niyetli değiliz. Zaten bırakmamamız da gerekiyor. O nedenle bugün MYK toplantımızda tartıştığımız konulardan biri, çağrısını daha önce yaptığımız bir alternatif ulusal kriz merkezi oluşturulması gündemimizde. Yani bu alanı ve halkın sağlığını, toplumun geleceğini, hükümetin bu keyfi ve yanlış politikalarına, toplumu hiçe sayan politikalarına bırakamayız. Bu anlayışa terk edemeyiz. O nedenle diyoruz ki bütün meslek örgütlerine, emek örgütlerine, bu alanda katkı sağlayabilecek bütün kuruluşlara, kuruluşlar hazırlıklarını yapmalılar ve ortak bir koordinasyon, ulusal koordinasyon merkezi ya da ulusal kriz koordinasyon merkezi oluşturmalılar. Elbette bu konuda girişimlerimiz oldu. Pek çok kuruluşla görüşmeler yaptık. Fakat artık bunları belli bir noktaya vardırmak zorundayız. Sadece çalışma aşamasında bırakamayız. Çalışmaları daha fazla da uzatmaya lüksümüz yok. O nedenle bir an önce harekete geçelim. Böyle güçlü, güvenilir, toplum sağlığını esas alan, halkın güvenceli geçimini esas alan bir kriz merkezi, ulusal kriz merkezi oluşturmamız lazım. Çalışmalarımızı bu hafta içinde umarım ki belli bir aşamaya getirir ve sonuç alıcı bir noktaya taşırız. Bunun dışında bugün MYK'da tartıştığımız konulardan biri bir HDP olarak bir alternatif bilim kurulu oluşturmaktır. Bütün ilgili bilim dallarından insanlarımızın katılacağı bir bilim kurulu oluşturmak için de gerekli görevlendirmeleri ve gerekli kararları şimdi bu MYK toplantımızda görüştük. Bu yönde girişimlerimiz de hemen bugünden itibaren başlayacaktır. Böylece topluma güvenilir bilgiyi aktaracak bir güçlü merci, bir odak oluşturmuş olacağız. Toplumun her şeyden çok güvenilir bilgiye, her şeyden çok güvenceli hayata ihtiyacı vardır. Ve bizler bunları dediğim gibi böyle bir anlayışa sahip hükümetin insafına, inisiyatifine bırakamayız değerli insanlarımız. Şimdi bu çerçevede alınması gereken tedbirlerden ya da yapılması gereken şeylerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin derhal aktif bir şekilde bu önceliklerle devreye girmesidir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
iki konuyu esas alan çalışmalar dışında başka hiçbir meseleyi gündemine almaması gerektiğini söylüyoruz. Bu yönde de bütün partilere çağrı yapıyoruz. Bu iki konu toplum sağlığı ve güvenceli izolasyon ya da güvenceli geçim, evde güvenceli geçim. Bu iki konuyu esas alan kanun tekliflerini arkadaşlarımız hazırlamışlardı zaten. Şimdi bunları Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunacağız. Zaten bir kısmını daha önce sunmuştuk. Meclis bunlar dışında başka hiçbir konuyu görüşmemelidir. Elbette bir bunlarla bağlantılı konular var. Bunları açacağım biraz sonra. Mesela infaz yasası bunlardan biridir. Evet, infaz yasası görüşülsün ve bir an önce eşit infaz ilkesine göre bir düzenleme çıkarılsın. Çünkü risk altında, tehdit altında bulunan mekanların başında cezaevleri geliyor. Cezaevleri pek çok açıdan çok ciddi bir tehditlerle karşı karşıyadırlar. Salgının en ciddi vurabileceği yerlerin başında cezaevleri geliyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri kaç keredir bu hususları vurguluyor ve bütün hükümetlere çağrı yapıyor. Bir an önce tutuklu ve hükümlerin serbest kalacağı düzenlemeler yapılsın diye. Aynı şekilde Avrupa Konseyi'nden de çağrılar geliyor. Bunun dışında uluslararası sivil kuruluşlar da çeşitli çağrılar yapıyorlar. Biz de diyoruz ki evet, güvenceli geçim, halk sağlığı ve bununla bağlantılı konular dışında hiçbir mesele meclisin gündemine gelmesin. Ayrıca meclis bütçe konusunda esas yetkili organdır, bunu da biliyoruz. Dolayısıyla halkın gelirinden, halkın kaynaklarından, bu toplumun değerlerinden oluşan bütçeyi belirleme ve yönetme konusunda yetkilidir. Yönetme konusunda da şimdi inisiyatif almalıdır. Bütün büyük projeler derhal durdurulmalıdır. Tabii ki en başta Kanal İstanbul, ama sadece onlar değil. Büyük paralar yutan çeşitli projeler devam ettiriliyor. Şimdi bunların hepsini durdurmak lazım. Meclis bu konuda inisiyatif almalı ve bu projelere tahsis edilen kaynaklar derhal toplum sağlığı ve evde güvenceli geçim konularına transfer edilmelidir. Buralara aktarılmalıdır. Toplumun sağlığından ve toplum bireylerinin insanca, insan oluruna yaraşır bir yaşamdan daha önemli bir mesele, daha önemli bir ilke olamaz. Bu nedenle şu an acil ihtiyaç toplumu korumaktır. Her açıdan toplumu korumaktır. Çok daha büyük zararlar ve çok daha ağır yıkımlarla karşılaşmadan bütün kamu kaynakları bu alana aktarılmalı ve bu alanda çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Meclis de bu konuda kanunlar çıkarmak için hemen gündemini değiştirmeli ve çalışmalarını sürdürmelidir. Aldığımız bilgilere göre iktidar kanadı meclisi esnek çalışma yöntemine, mecliste esnek çalışma yöntemine geçmeyi düşünüyor. Yani çok az çalışma ve hiç gündemle, bu yaşadığımız büyük felaketle, bu büyük tehditle alakası olmayan konuları gündeme getirmeye hazırlanıyor. Tekrar uyarıyoruz, sakın yapmayın bunu. Bu toplumun sağlığıyla ve geleceğiyle alay etmek anlamına gelir. Diğer partilere de buradan sesleniyoruz. Gelin hep birlikte bu girişimi engelleyelim. Meclisi sağlık kurallarına, hijyen kurallarına uyacak şekilde çalıştıralım. Bu çalışma sürekli olsun ve bu süreklilik de esas itibariyle toplum sağlığı, güvenceli geçim konularına yoğunlaşsın. Bunları tamamladıktan sonra meclis daha kısa sürelerle çalışmasını ayarlayabilir. Ama ihtiyaç olduğu anda meclisin meslek örgütlerinden, toplumun çeşitli kesimlerinden katkı alarak bu krizle ilgili, bu salgın felaketi ve tehdidiyle ilgili çalışmaları yapması lazım. İktidar
esas itibariyle bir tercihte bulunmak zorunda kaldığında tercihini ekonomik kalkın büyümeden yana yaptığını gizlemiyor. Yani bütün dünyada sorulan soru şu: bu büyük felaket tehdidini hangi öncelikleri esas alırsak daha iyi yönetiriz? Bazı ülkeler işte ekonominin ayakta kalmasını ve mümkünse büyümenin de sürdürülmesini öne alıyorlar, buna öncelik veriyorlar. Bazı toplumlar daha çok toplum sağlığını, bazı ülkeler toplum sağlığını öne alıyorlar, insan hayatını öne alıyorlar. Şimdi bizde hükümetin neyi öne aldığını belki de en iyi açıklayan ifade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün 27 Mart'ta kullandığı, sarf ettiği sözlerdi. Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir, dedi. Böyle bir anlayışı kabul etmeyiz biz. Hiçbir şekilde de kabul etmeyeceğiz. Hayır, bizim en önemli önceliğimiz toplumun sağlığı ve halkın güvenceli bir şekilde bu süreci aşabilmesidir. O nedenle her türlü kaynak, mutlaka tekrar tekrar altını çizerek söylüyorum, bu alanlara, bu hedeflere yoğunlaştırılmalıdır. Evet, bu dönemlerde elbette bir karamsarlık da oluşabilir. Fakat bu karamsarlığa kapılmanın, ümitsizliğe meyletmenin hiç kimseye faydası yok. Tam tersine. Biz bu süreci hep birlikte yönetebiliriz. Bu süreci insanımızı, toplumu, sevdiklerimizi ve geleceğimizi kurtaracak, koruyacak şekilde yönetebiliriz. Özellikle emekten yana olan, toplumdan, toplum sağlığından, toplumun refahından, huzurundan yana olan, insan onurunu esas alan kesimler bir araya gelirse, bu şartlarda bile etkili bir çalışma yürütebilirler. Biz bu süreçten evet, belki zarar göreceğiz. Bu salgını zararsız atlatma imkanımız yok. Fakat bu zararı en aza indirme imkanımız var. Hatta eğer bu dönemi iyi yönetebilirsek, dediğim gibi emek ve insan onuru eksenli bir anlayışı hakim kılabilirsek, bu anlayış temelinde dayanışma ağlarını ve örgütlenmeyi sağlayabilirsek, gelecek döneme çok daha umutla bakmayı sağlayabiliriz aynı zamanda. Yani bu dönem yapacağımız çalışmalar umudumuzun kaynağı olacaktır. Biz elbette hayatını kaybeden insanlarımıza üzülüyoruz, elbette yakınlarının acılarını paylaşıyoruz ama bize düşen sadece üzüntü bildirmek olmamalıdır. Tam tersine ölümleri azaltacak ve durduracak her türlü çalışmayı sonuna kadar bütün imkanlar seferber ederek yapmaktır bize düşen. Buradan sağlığımızı koruyarak çıkacağız, toplumumuzu koruyarak çıkacağız ve belki de şimdiye kadar yapılan pek çok haksızlığı çok daha iyi görerek çıkacağız. Öğreneceğiz, bu süreç bize asıl meselenin toplumun kaynaklarını sermayeye, ranta, azami kar hırsına kurban eden ya da onlara teslim eden anlayışın bir bütün olarak toplumu ve bir bütün olarak insanlığı tehdit ettiğini görüyoruz. Bunu daha iyi öğreneceğiz. Bunu belki de en veciz şekilde, en çarpıcı şekilde ifade eden, evet, tır şoförü kardeşimizdi. Belki koronavirüs virüsü beni öldürmeyecek ama sizin bu düzeniniz beni öldürecek. Biz bu düzeni değiştirmeliyiz değerli arkadaşlar, sevgili kardeşler. Bu düzen değişmeli. Biz buradan toplumun sağlığını koruyacağız, iyileşerek çıkacağız ama bu düzeni de değiştireceğiz. Dünyayı da iyileştireceğiz. Bunun için önümüzde büyük imkanlar var. Yeter ki dayanışma, insan onuru, emek eksenli çalışmalarımızı bir an bile aksatmayalım. Herkese tekrar şu çağrıyı yapmak zorundayım. Evde kalma imkanı olan bütün insanlar mutlaka evde kalmalıdır. Evde ihtiyaçlarının karşılanması konusunda bir tereddüt yaşıyorlarsa
çevrelerindeki en yakın dayanışma merkezlerine başvurmalıdırlar. Gücümüz yettiğince ihtiyaçları karşılayacağız ama bütün demokrasi güçlerinin de ücretli izin, zorunlu alanlar dışında üretimin durdurulmasını sağlayacak ücretli izin uygulamasının derhal başlatılmasını talep etmeleri gerekiyor. Biz bütün emek ve demokrasi güçleri bu konuda çok daha güçlü ses çıkarmalıyız. Son olarak şunu tekrar söylemeliyim. İnfaz hukukunda eşitsizlik zaten çok derin. Ve infaz hukukundaki bu eşitsizliği daha da derinleştirecek herhangi bir düzenleme bu ülkede toplum sağlığı kadar toplumun adalet duygusunu da çok ağır bir biçimde yaralayacaktır. Belki bu krizi atlatırız, belki bu virüsü alt ederiz fakat adalet duygusunda, vicdanda, toplum vicdanda açılan yaraların tamiri o kadar kolay olmuyor. O nedenle bizim için bu dönem adalet dönemidir, bu dönem eşitlik, bu dönem insan onuru dönemidir, bütün bu değerleri savunma dönemidir. Hep birlikte başaracağımızdan şüphe etmeyelim. Zor zamanlardayız fakat umut bizim bizzat kendi emeğimizdedir, kendi çalışmamızdadır, kendi inancımızdadır. İnandığımız ve emek harcadığımız sürece umut vardır. Umut büyüyecektir. Bu toplum ve bu bütün insanlık bu virüsü alt edecektir. Bu virüsün bu kadar büyük yıkıma yol açmasına neden olan düzenleri de insanlığın değiştirme gücü vardır. Bu süreç başlamıştır. Hepimiz buna inanalım. Hepimiz bunun için elimizden ne geliyorsa yapalım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.